Ay nerede bu kız? Nereye gider? Ya hiç mi aklına bir yer gelmiyor Medine? Ay, Allah Allah, yani tanıdık kimse yok ki. Onun için kimse aklıma gelmiyor. Yani bakma sen, o öyle çetin ceviz görünüyor ama gencecik kız yani. Abla çok korkuyorum ha, biri kandıracak da başına bir şey gelecek diye. Ay yok canım, sen aklına öyle kötü kötü şeyler getirme ya. Kolay mı Esma'yı kandırmak? Bak bizi nasıl atlattı? Atlattı, aldı paralara gitti. Bana bak, sen bırak onları. İşi gücü bırak, hadi bizim eve git. Belki kıyafet, miyafet bir şey almak için gelir ha. He vallahi doğru diyorsun abla. Belki gelir, ben gideyim o zaman hemen. Ha tamam, sen git. Şey yap, bana da mutlaka haber ver. Tamam mı? Bak tamam. Haber et, merak ettirme beni. Ey Allah'ım, sen yardım et ya Rabbim. Allah korusun ya. Medine nereye gidiyorsun? Gel bırakayım istersen. Ben de annemi Nil'e almaya gidiyorum. Ben şey Songül ablama gidiyordum. Yani gerek yok, sağ olun. Minibüs bekliyorum. Bu saatte minibüs geçmez Medine. Gel bırakayım, uzatma. Evet, şu sondaki beyaz evin önünde durabiliriz. Sağ olun tekrardan. Önemli değil. Şey, siz üzgün müsünüz? Böyle sanki canınız bir şeye sıkılmış gibi de. Tanıdığım biriyle alakalı kötü bir haber aldım da. Ona canım sıkın. Asıl sen biraz endişeli gibisin sanki. Yol boyunca hep gözün telefondaydı. Sanki bir haber bekliyor gibisin. Esma kayıp da onu merak ediyorum. Nasıl yani? Nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Öğleden beri kayıp yani. Ulaşamıyorum da onun telefonu kapalı. Eğer yardımcı olacağım bir şey varsa? Yok sağ olun. Yani mecbur aramasını bekleyeceğim ya da dönmesini. Anladım. Ben gideyim o zaman tekrar, sağ olun. Bu arada size mutluluklar diliyorum. Yani Yasemin Hanım'la. O ne demek Medine? Siz birlikte değil misiniz? Ondan dedim ben. Değiliz Medine, onu nereden çıkartıyorsun? Hem öyle olsak bile bu seni ne ilgilendiriyor? Ben... Evet Medine, sen. Seni dinliyorum. Ben gideyim, belki Esma gelmiştir. Kaç Medine, kaç. Her zamanki gibi kaç. Beni ilgilendiriyor çünkü ben seni seviyorum. Selam Aylin. Hoş geldin Murat. Nil nerede? Pelin annene götürdü. Anladım. Peki nasıl geçti doktor kontrolü? Her şey yolunda değil mi? Murat. Biraz otursana, konuşalım. Tamam. Ne oldu? Bir sorun yok değil mi? Yani kazayla alakalı bir sorun kalmamış. Oh çok şükür.
Ama tahlillerde başka bir şey çıkmış. Nasıl yani? Murat. Ben çok hastaymışım. Ya nasıl olur Aylin, ben anlamıyorum. Ben de anlamıyorum Murat. Kabul de edemiyorum. Hastaneye gidip tahlil yaptırmasam bundan haberim bile olmayacaktı. Peki ne olacak şimdi? Ne diyor doktor? İlk etapta ameliyat uygun görmedi. İlaç tedavisine başlayalım dedi. Onun dışında da stresten uzak dur. Düzenli beslen, kendine iyi bak dedi yani. Hiç merak etme. Çok iyi bakacağız sana. Yok bir de sen şimdi benim hastalığımla uğraşma Murat. Ben kendime iyi bakmaya başladım biraz zaten. Şu an seni yalnız bırakamam Aylin. Sen kızımın annesisin. Merak etme, üstesinden geleceksin. Ben de yanında olacağım. Murat çok teşekkür ederim. Yaşadığımız onca şeye rağmen hala benim yanımdasın. Çok teşekkür ederim. Ne demek Aylin? Önemli değil. Sen iyi ol, gerisi çözülür. Murat, yalnız senden bir şey rica edeceğim. Benim bu hastalığım kimse tarafından bilinmesin, olur mu? Yani kimsenin bana acıyarak bakmasını istemiyorum. Sen, doktor bir de benim aramda kalsın. Lütfen. Tabii tabii, ne demek? Sen iyi ol da. Of. Of. Ya bu Yavuz ölmediyse gerçekten evimi alır mı benden ya? Ay, annesi de biliyor muydu acaba ya? Of. Ben yine parasız, beş parasız mı kalacağım Allah'ım ya? Of ya. Tamam. Sakin Yasemin. Sakin, pozitif bakıyoruz. Bu işi hallediyorsun sen. Bu iş sende. Hadi bakalım. Günaydın Yasemin, hoş geldin. Günaydın, selamlar. Ben gömleğini böyle temizlettim, ütülettim, getireyim dedim. Çok teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Ama ben daha tişörtünü halledemedim. Ha, yok, hiç problem yok. Sonuçta hepimiz buradayız değil mi? Yani böyle sabitiz, buradayız, kimse bir yere gitmiyor. Komşuyuz falan. Ya ben aslında şey diyeceğim sana. Acaba diyorum ki böyle ben seni akşam bir yemeğe çıkarsam, böyle teşekkür için yani. Baş başa böyle tatlı güzel bir yere gitsek, ne dersin bu akşam? Maalesef mümkün değil. Bu ara aileni pek yalnız bırakmak istemiyorum. Yasemin'ciğim, hoş geldin. Ne o öyle kapıda kalmışsın? Girsene içeri. Yok, sağ ol canım. Şey demiştin sanki Murat, sen ailen iyileşince gidecek demiştin. Planlar değişti. Bir süre daha kalacak. Çantanı gördüm de aşağıda, erken dönmüşsün. Doktor randevun yok muydu bugün senin? Yok. Ha, var yani, birazdan gideceğim. Tamam, birlikte gideriz, ben de geleceğim seninle. Bugünkü toplantıyı iptal ettim. Yok Murat, yani teşekkür ederim, ben kendim giderim. Olmaz Aylin, gelmek istiyorum. Yok Murat, yani gerçekten senin bu şekilde yıpranmanı istemiyorum. Zaten gördüm ne kadar üzüldüğünü, ben kendi başıma hallederim, lütfen. Aylin, biz bu yola beraber çıktık. Ben de yanında olacağımı söyledim. Öyle de olacak. Hadi hazırlanıyorum ben. Tahlil sonuçları çıkınca bana haber verin.
Efendim Aylin. Arı Ece, ne olur bana hastanede olduğunu söyle. Bugün Murat'a hastanede doktor randevum ver dedim. Ben de geleceğim diye tutturdu, vazgeçiremedim. Aylin, sana yardım edeceğimi söylemiştim ama böyle konuşmamıştık. Yani son anda Murat'la birlikte geliyorum diyerek bana emri var ki yapamazsın. Benim randevularım var, hastalarım var. Hem bu işi bu kadar büyütmeyecektik, konuştuk bunu. Eğer Murat birine söyleyecek olursa... Gerçekten başım büyük belaya girer. Ya tamam biliyorum ama merak etme, ben Murat'la konuştum. Net bir şekilde söyledim, hiç kimse öğrenmeyecek bunu. Ama ne olur bu seferlik beni idare et lütfen. Ece hocam, bakar mısınız? Acil bir durum. Kapatmam lazım. Alo Ece. Ece dur. Alo. Hadi Aylin. Kardeşim arabayı alır mısın? Şey Murat. Bak gerçekten ben kendim hallederim. Sen işinden gücünden de oldun zaten. Konuştuk bunları Aylin. Önemli değil. Sen işi gücü düşünme şimdi. Ben hallettim hepsini. Hadi girelim içeri. Hadi. Bu katta demiştin değil mi? İleride sağda. Tamam. Hah, şurası. Gel. Ece Hanım, merhaba. Merhaba. Biz Aylin için gelmiştik. Ben de yanında olmak istedim eğer sizin için de bir mahsur yoksa. Tabii, buyurun. Teşekkürler. Geç Aylin. İyi yaptınız Murat Bey. Böyle durumlarda hastanın yakınlarından destek alması çok önemli. İnşallah bu süreci de el ele birlikte atlatacağız. Umarım. Hiç şüpheniz olmasın. Sizin de sayenizde Aylin çok kısa zamanda sağlığına kavuşacak. Teşekkürler. Aylin, bir yere mi gidiyorsun? Nereye? Yok Murat, küçük bir işim var. Onu halledip geleceğim hemen, merak etme. Aa, yanık Aylin Hanım. Gerçi artık yanık sayılmazsın. Bende bile daha fazla güneş lekesi var. Levent Bey çok güzel yaptı seni maşallah. Hayriye, gevezeliği bırak. Ece burada mı? Çağır hemen. Burada ya, burada. Hiç gitmeyecekmiş gibi burada. Çöktü kaldı. Ece Hanım! Ne bağırıyorsun ya? Köy mü burası? Gel söyle. Memleketliniz geldi. Ne? Cehennemden. Aylin, hoş geldin. Selam canım. Hayri, sen neden hala buradasın? Siz rahatınızı bozmayın ya. Ben burada sessiz sessiz dinlerim. Bakalım kötülükte neler oluyor? Şer ittifakında yeni güncellemeler var mı? Takip etmek lazım. Geride kalmayı hiç sevmem. İçeri geç Hayriye. Ececiğim. Canım. Sana küçük bir hediye getirmek istedim. Aa, ne hediyesi? Ya asla bana yaptıklarının karşılığı değil ama böyle küçük bir hediye getirmek istedim sana. Kusura bakma, Nilüstü'ne mama döktü, kılıfından çıkarmak zorunda kaldım. Ay olur mu? Sen bu çantaya bakarken Esma ile karşılaştığını söylemiştin ya. Ben de hemen mağazaya gidip senin için bu hediyeyi aldım. Umarım beğenirsin. Aylin, ben karşılık beklemeden yaptım. Biliyorum, biliyorum. Ama içimden geldi. Sana böyle bir hediye almak istedim. Tam da bu rengini beğenmiştim. Ne karıştırıyor bunları? Çok havalı. Küçük ebaletleri siz. Çok teşekkür ederim çanta için. Yalnız bu hastalık meselesini biz daha fazla uzatmasak olur mu? Yani iyileştim de, bir şey de.
Çünkü ben birileri öğrenecek diye çok huzursuz oluyorum artık. Hayır hayır. Asla kimse öğrenmeyecek. Merak etme. Tamam. Hazır çaylar, buyur. Allah, eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Eline sağlık kızım. Oo, vallahi iyi geldi Medine ya. Tavşan kanı gibi olmuş. Sayende çay içtik. Sağ ol. Keyfim yok İpkan. Başımda onca dert varken çay demlemek gelmedi içimden. Kusura bakma. Ne zaman geldi ki zaten? Esma, kapıya baksana. Abla. Alım gelsene. Gel. Kapıda seni bekleyen biri var. Kim? Git hadi git. Murat. Yani bu süreç bitene kadar, Aylin tamamen iyileşene kadar onun yanında olacağım. Seni şimdiye kadar arayamadım çünkü ne diyeceğimi bilemedim. Sonunda en doğrusu yüz yüze konuşmak diye buraya geldim. Yani çok geçmiş olsun Murat. Gerçekten çok üzüldüm ben. Ben sana bunları söylerken yani senden bir şey beklediğim için söylemedim. Böyle ilk kez yani... İçimden geçenleri olduğu gibi söylemek istedim. Yani bir şey beklediğim için değil. Medine. O gün söylediklerin benim için çok önemli. Ama ben şu an çok zor bir süreçteyim. Neli düşünüyorum en çok da? Başka bir zaman olsa... Anlıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bekler misin diye sormak istiyorum ama... Beklerim. İstersen bunları sonra konuşuruz. Aylin Hanım iyi olsun. İstediğin bir şey olursa ben yanındayım Murat. Yani elimden ne geliyorsa yapmak isterim. Bunu bil. Şu an için yapabileceğin en iyi şey bundan kimseye bahsetmemek olur. Aylin kimse bilmesin istiyor çünkü. Tabii tabii, ben kimseye söylemem. O zaman ben gideyim. Hava bayağı serin, sen de üşüdün. Gir içeri. Görüşürüz. Görüşürüz. Murat. Çok teşekkürler. Yani bana bunları anlattığın için, benimle paylaştığın için. Asıl ben teşekkür ederim Medine. Bu kadar anlayışlı olduğun için. Görüşürüz. Medine, akıllı kızım. Bak, ben dün gece sana pirinç okudum, tamam mı? Okula giderken bunu şey edersin, tamam mı? Al. Sağ ol ablam. Medine, bak kızları okumak kurtaracak. Adamlar değil. Şey abla, şey diyecektim ben sana. Dün senin eve Murat geldi. Biz konuştuk. Ben ona ben seni beklerim dedim. Siz beni dert sahibi edeceksiniz. Vallahi de billahi de edeceksiniz. Kızım ben bu sabah simit almaya giderken Aylin'i gördüm. Burada hala kalıyor Murat'ın yanında ya. Hasta falan da değildi. Dipçik gibiydi yani. Sen hala bana ben Murat'ı bekleyeceğim diyorsun. Abla o iş öyle değil. Nasıl öyle değil? Gördüm diyorum. İkinci baharlarını yaşıyorlar. İyileşmiş. Hasta değil. Hala Murat'ın yanında kalıyor. Ne o zaman hala sen bana bu adamı söylüyorsun ya? Abla iyileşmemiş işte.
Evet yani çok hastaymış Aylin Hanım. Onun için de evde kalıyor. Ne? Ne hastası? Yani Murat gidip doktora bile konuşmuş. Çok hastaymış. O yüzden yani Aylin iyileşene kadar Murat onun yanında kalmak zorunda. Ya, ama o manada değil. Yani mecbur Murat'ı ben de bekleyeceğiz işte abla. Ay Allah ya. Bak kötülere de bir şey olmaz derler ama oluyormuş demek ki. Abla, ben Murat'a söz verdim kimseye söylemeyeceğim diye. Sen de sakın kimseye söyleme tamam? Yok canım söylemem. Ya söyler miyim hiç? Abla, ben aslında sana başka bir şey soracaktım da sen Hayriye ile konuştun mu? Canım ne konuşacağım? Konuşacak ne var? Söyleyeceğini söyledi o zaten. Ha, abla, yani... Hadi sen şu çayları götür soğumadan, hadi. Songül, ilaçlarımı ver de bir içeyim. Ha, dur vereyim, iç. Ay. Bak, görüyor musun? Gencecik kadına neler olmuş? Yani ihmal etmemek lazım. Hangi gencecik kadın? Kime ne olmuş? De hiç bakma öyle vallahi söyleyemem. Ha bir de tanıdığımız biri öyle mi? Songül bak öyle olmaz. Yani ok yaydan çıktı zehri akıttın bir kere bunu söyleyeceksin. Biliyorsun Pandora'nın kutusu açılınca. Ha sabaha kadar susmazsın değil mi? Bak biliyorsun işte. Söyle bakalım ne olmuş kime ne olmuş ismi ne? Bak, benden duymuş olma. Evet. Aylin Hanım çok hastaymış. Ya. Murat'la doktora gitmişler işte. Doktor da söylemiş durumu iyi değil diye. Yapma ya. Ya sorma işte mukadderat ne diyeceksin? Bir ayağı çukurdaymış kadıncağızın. Bu arada çok önemli. Bütün bunları benden duymadın. Tabii canım olur mu? Hasta olduğu için Murat'ın evinde kalıyormuş. İyileşene kadar burada kalabilirsin demiş Murat. Ne diyorsun sen ya? Ama haber kaynağımı sorma asla söyleyemem. Tamam. Sormuyorum. Yasemin, hoş geldin. Hoş buldum. Aa, sen çıkıyor musun? Evet, işe geçiyorum. Ne kadar güzelmiş çiçekler. Teşekkürler. Aylin içeride mi acaba? Bu çiçekler de ona zaten. Ya öyle mi? Çok naziksin. Tabii Aylin salonuna geç. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayırlı işler. Hem güzelim bakayım sana ya. Halısı şuna bir baksana ne kadar güzel ya benim aşkım. Oh Murat kim geldi? Ben geldim. Ay canım arkadaşıma bir geçmiş olsun demek istedim. Merhaba hoş geldiniz. Merhabalar. Böyle çok güzel çiçekler getirdim arkadaşıma. Pelincim. Rica etsem sen Nevi uyutabilir misin? Uyku saati geldi ya. Ben de birazdan gelirim yanınıza. Ha, tabii. Çok teşekkür ederim. Gel bakalım basit olalım. Gel bakalım. Anne birazdan geliyor. Ya. Gel bakalım. Çiçeğimizi de şöyle koyalım. Ne oldu? Murat'ı elinde tutmak için şimdi de bunu mu buldu? Ne diyorsun sen be? Yalanını diyorum, yalanını. Neymiş? Aylin çok hastaymışmış da bilmem neymiş de. Tam da sana yakışan bir yalan ve davranış gerçekten. Ama ben bu oyunu bozarım. Elinden yereni ardına koyma canım. Çünkü ben Murat'la tekrar mutlu bir aile olacağım. Ama sen sanırım evinden atılmışsın. Neredeyse acımaya başlayacağım sana Yasemin. Yalnız benim çok sevdiğim bir laf vardır bilir misin? Son gülen iyi güler diye. Sen sonra kendi haline acıma da. Çünkü ben senin yalanını ortaya çıkaracağım Aylin. Hiç merak etme. Kolay gelsin.
tekrar gel de kapıyı kapatmayı unutma. Murat, biz de böyle bütün gece düğünümüzde dans etmiştik. Hatta kursuna bile gitmiştik, hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ya şey diyeceğim. Acaba biz de mi bu gece biraz dans etsek Murat? Aylin, bugün pek havamda değilim. Hatta ben içecek bir şeyler alacağım. Sen de ister misin? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Ben geliyorum biraz. Pardon, bir viski alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Sağ ol. Afiyet olsun. Özür dilerim. Yani biliyorum bu hatamı telafi etmez ama yani söylemek istedim Murat. Ben ablama söylememeliydim Aylin'in hasta olduğunu. O da bilemedi şimdi Canan Hanım'a gidip Nergis Hanım'a söyleyeceğini. Kusura bakma. Bak Medine, senin kötü bir niyetle yapmadığını biliyorum. Ama ben sana her konuda güvenmek istiyorum. Madem biz bir yola çıkacağız birlikte. Haklısın. Yani... Medine'ciğim, bu akşam da işgileri senden mi istiyoruz? Hayır, bu akşam ev sahibi olarak buradayım. Ama bir şey istiyorsanız arkadaşlar yardımcı olur. Hı. Peki. Hayır yani hep böyle getir götür işlerini senden istiyoruz. Siz yapıyorsunuz ya, bakımdan şey ettim. Öyle değil işte Aylin, tamam. Sen masaya dön, ben birazdan geliyorum. Aslında ben fikrimi değiştirdim Murat. Bir içki almak istiyorum. Ne içkisi Aylin? Sen ilaç kullanıyorsun. Hatta ilaç alma vaktine geldi. Biz eve dönelim bence, ha? Yok, bence gayet eğleniyoruz. Eğlenmiyor muyuz? Zaten benim ilaçlarım çantamda yanımda. Birazdan içerim. Medine Hanım, bir bakabilir misiniz? Tabii. Biz bir su alalım sana bence. Pardon, bir su alabilir miyiz? Beyefendi, suyumuz kalmadı şu an burada. Mutfaktaki tepiden alabilirsiniz. Hadi gel, suyunu alalım. Murat, sen hiç zahmet etme. Ben gider suyu alır, ilacımı da içer masaya gelirim. Sen geç. Tamam Aylin, kontrol edeceğim ona göre. Tamam. Merak etme hayat, ben çocuk değilim. Ama düşündüğün için sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ben çıkıyorum. Nilerde? Uyuyor odasında. Aylin, sen bugün hastaneye gideceksin değil mi? Evet. Gideceğim öğleden sonra. Ne oldu Aylin? Neyin var? Bilmem. Yorulmuş hissediyorum Murat. Hastane ev, hastane ev. Böyle hayatım ikisinin arasında sıkışmış hissediyorum. Geçecek Aylin, bu bir süreç. Umarım geçer. İnsan eski güzel günleri hatırlıyor böyle günlerde. Hatırlıyor musun? Sahilde bir restoran vardı. Hatta ilk çıkmaya başladığımız zamanlar beraber giderdik. Ne kadar güzel anılarmış. Sonradan anlıyorsun değerini.
böyle hayatın hep güzel geçecek zannediyorsun. Sonra bir şey oluyor. Hayatın değişiyor. Mahvoluyor. Aylin, yapma. Böyle düşüncelere kaptırma kendini. Ece Hanım da söyledi iyileşmen için moralin ne kadar önemli olduğunu. Hatta şöyle yapalım. Biz birlikte çıkalım. O sevdiğin restorana gidelim, bir kahve içelim. Oradan ben seni hastaneye bırakır, ofise geçerim. Olur mu? Ay. Gerçekten mi Murat? Gerçekten. Hadi hazırlan. Murat. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ya keşke bana da söyleseydin. Yani Lida alıp dışarı çıkardık, hava almaya giderdik. Yani gerçi ben sana hep söylüyorum ama sen pek istemiyorsun gelmek. Evet, evet teşekkür ederim. Ama yani o zamanlar yorgun hissediyordum kendimi. Şimdi birden Murat böyle bir teklifte bulununca... birden enerjik hissettim kendimi, mutlu oldum. O zaman ben hazırlanayım, sonra hemen çıkalım Murat. Hadi. Aylin, bak ne düşündüğünü çok iyi biliyorum. Ama Aylin'in iyileşmesi için onun yanında olmamız gerekiyor. Haklısın abi. Bir şey demedim. Ben çıkmadan bir dile bakayım. Ay Allah'ım yarabbim. İyiyim yani, iyiyim. Boşu boşuna geldik işte buraya. Yok bir şeyim ya. He, yok bir şeyin. Levent Bey sana o ilaçları vermeseydi görürdüm ben senin iyi olmanı. Tansiyonun yerlerdeydi abla. He abla vallahi iyi ki geldik. Heh. Abla sen üzülüyorsun, bana kafa takıyorsun biliyorum, beni düşünüyorsun. Yani bak sağlığını etkiliyor artık, rica edeceğim. Yapma, ben mutluyum ablam, kurban olduğum. Tamam, tamam ya. Vallahi ben kapattım artık o konuyu, tamam. Sen mutluysan, sen iyisin. Ben daha da bir şey demeyeceğim. Hadi, hadi işimiz var, gücümüz var, hadi. Ne taraftaydı ki otobüs durağı, şu tarafta mı, şu taraf? Medine, ne otobüsü ya? Ne diyorsun kardeşim? Ablam hasta, hava, buz, cebimizde para var. Hırsızı evine kadar kovalamaya gerek yok. Bu taksiye bineriz herhalde artık. Yok aa ya. Para var diye niye çarçur edelim yani? İki adım yol gideriz, iki durak otobüsle. Ha, vallahi ruhumuz fakir bizim ha. Gitmiyoruz ya, bir tak çeviririz. Aa, şu Murat'ın arabası değil mi ya? Ha? Ha vallahi o. Aa. Murat, çok güzel boğazama sağlık. Sık sık tekrarlayalım bunu, olur mu? İyi hissetmene sevindim. Yaparız tabii yine. Seninle gelmemi istemediğine emin misin? Ha, yok Murat, sen zahmet etme. Ben işlerimi halledip eve geçerim zaten. Ama bıraktığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. Sana da kolay gelsin. Sağ ol. He, çocuğun anası sonuçta. Aylin'i getirmiş hastaneye. Allah bak, şifasını versin yani. Çıkıyor mu? Aa, ne yapıyor bu ya? Kız çıkıyor mu o geri? Ha bana bak. Taksi. Ana ne yapıyor bu ya? Taksi çağırıyor. İçeri giriyormuş gibi yaptı. Murat Bey gidince çıktı dışarıya. Aa, bak şimdi taksiye biniyor. Hay niye geldi, niye gidiyor anlamadım ki. Dümdüz devam edelim. Ana. Kız bana bak ya, bu herkesi kandırdı ya ben hastayım diye. Bu hasta hasta değil yani. He abla, o yüzden işte ilaçları çöpe attı. Ben size dedim değil mi hiç hasta gibi değil diye. Ara, tamam yeter, yeter anladık artık anlayacağımızı. Ara Murat Bey'i ara. Olmaz. Sen aramazsan ben ararım Medine. Ne demek ya insanların duygularıyla oynamak? Hastayım diye bir de üstelik. Olur. Ver numarasını arayacağım. Hayır ya olmaz. Bu sefer aramayacağım. Yani kanıt lazım bana, yoksa Aylin yine ne yapıp nedir beni suçlu gibi gösterecek. Doğru, doğru, doğru diyor. Yani doğru. Medine haklı. Şimdi bu kadar şeytanlığı düşünmüş insan, yani onun planını da yapmıştır. O yüzden bize kanıt lazım. Ne olur, alacağız kanıt. Onu da
Laf aramızda önceden de beğeniyordum sizi. Ama böyle de bir başka güzel olmuşsunuz. Ya beğendin mi sahiden? Yani kuaför dedi ki bu sana çok yakışır dedi. Yakıştı. Güzel. Çok güzel olmuş. Tabii. Ne gerek vardı buna ya? Niye yemek veriyoruz kalabalığa? Biz hayırsever falan mıyız? Böyle baş başa kalsaydık. Anlamadım ben. Baş başa kalırız. Bunu da gecenin sonunda anlarsın. Çok merak ediyorum ya. Ben bakarım. Dur dur ben bakarım. Hoş geldiniz. Yasemin Hanım geldiler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen gelmezsin sanıyordum ben ama gelmişsin. Aa, niye gelmeyecekmişim ki ben? Benim keyfim bayağı yerinde. Böyle sizin mutluluğunuz da yerinde, böyle evinizde göreyim istedim de. Ay çok tatlısın Yasemin. Gel kendi evin gibi geç diyeceğim, garip olacak. Buyur. Ben bakarım. Bakıyorum. Ay abla. Hoş geldiniz. Merhabalar. İyi akşamlar. Aa Hayri, bu ne güzel sen. İyi akşamlar. Aa, aa, ay Hayriyeciğim maşallah saçlar başlar ne güzel olmuşsun. Vallahi yeni sınıfıma uyum sağlamaya çalışıyorum Canan Hanım. Maşallah maşallah. Efendim hürmetler olsun, iyi akşamlar olsun. Bir tek ben inanmadım. Öldü dediler. Üzüldük. Çok da özlemişiz. Vallahi billahi bu kadar mı olur? Kazan kazanda lokma döktürdü bütün mahalleye. Ama hep içimde bir umut, bir umut. Rabbime şükürler olsun. Düğün içinde tabii tebrik edemedik. Teknik bir aksaklık oldu. O da duygusal bir tepkimeye yol açtı. Kontrolümüzün dışına çıktı her şey. Şimdi tebrik etmiş olayım. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Beyaz Bey ya. Rahat rahat gevşeyin. Buyurun tabii sofraya. Ki, tabii ki. Buyurun. Beni de öv. Bu arada ben de vuruldum. Senden sonra iki kere anlatacağım. Öyle mi? Evet evet. Vallahi sabırsızlıkla bekliyorum. Ölmemiştir dedim. Allah biliyor. Buyurun. Allah buyurun. Buyurun. Buraya dikkat et Feyyaz. Bak bak. Zor inliyor buradan. Şimdi İhsan şu yemekleri görünce ama hemen iştahdan şey olmuyor. Açılıyor çünkü mağazayı düşürünce. Ya diyorsun şimdi bu yemekler yenir mi yenmez mi? Evet. Ben o mağazayı geride bıraktım. Zehirlenmeyeceksiniz buyurun. İnşallah. İnşallah. Ayağım, bakarım. Ben şöyle geçeyim. Hadi böyle geç beyaz beyaz. Evet. Evet. Göreceğiz. Hadi afiyet olsun. İsot sen niye ayaktasın ya? Mesleki deformasyon herhalde. Otursana. Yok yok ben iyiyim böyle. Ya olmaz otur. Bizim soframız eşitlikçi bir sofra. Herkes aynı yerde oturacak. Sana servis açtık zaten hadi. Gel gel. Peki. Levent'cim beni kimlerle aynı sofraya oturtuyorsun ya? Salata. Fakat sofra demişken sofra 10 numara 5 yıldız vallahi helal. Harika, harika her şey. Vallahi salata bugün rağbet gördü. Feyyaz Bey, şey oldu ya, böyle hep beraber el birliğiyle yaptık. Sarı bez çetesi iftarla sunar gibisinden. Heh. Vallahi ellerinize sağlık, her şey çok lezzetli olmuş. Özellikle şu içli köfteye bayıldım. Onu ben yaptım. Siz de beğendiniz mi Aydın Hanım? He? Beğendim. Çok hoş olmuş her şey. Ellerinize sağlık. Ama yani bu aralar fazla yiyemiyorum. Malum hepinizin haberi olmuş. Zor bir süreçten geçiyorum. Evet, duyduk vallahi. Acılar içinde kıvranıyormuşsunuz. Çok kötü, çok. Ama Ece Hanım sağ olsun size yardımcı oluyormuş. Öyle. Sağ olsun. Esmah gel bir salataları yiyelim. Ben bir tuvalete gideceğim. Tuvalet ne tarafta? İleride sağda.
acılar içinde kıvranıyorsun demek Aylin Hanım ya. Neyse, sonunda düzlüğe çıkacaksın inşallah. Sağ ol. Kız sen şu şeyi ayarladın mı? Bu sebebi midir nedir? Ha, ayarladım ayarladım. Birazdan Şer İttifakı gümleyecek ablacığım. Herkes Eri'nin de Aylin'in de ne atlar karıştırdığını öğrenecek. Ay inşallah. Amin. Şu sosu getir hadi çabuk. Ne şu mu? Kim? Abi. Ne oldu? Neyin var senin bu gece? Hiçbir şeyim yok abiciğim. Sen merak etme beni. Levent'ciğim. Benim birazcık başım ağrıyor da. Kalksak mı artık? Daha yeni geldik. Gel otur. Ya otursana Ece Hanım. Gece daha çok genç. Öyle derler. Yok bu ağrı geçecek gibi değil. Ben o zaman sen kal ben gideyim. Ece. Gel böyle. Gel otur birlikte kalkarız. Gel. Hem daha bir şeyler izleyeceğiz. Aa, düğün videosunu mu seyredeceğiz? Ay ben bayılırım. Yo yo yo, bu öyle romantiklisinden değil. Daha çok korku, gerilim türünde diyebiliriz. Hı. Adı da Şer İttifakı. Heh. Esma kız, kumanda seninle mi? Neredeydin mi? Şey. Ha, kol aç aç. Aa, merak ettim ya. Ne isteyeceğiz ya? Yani Murat yok da hayırdır ne oluyor sana ne bu hali? Ne dedin Levent'e bir şey mi dedin? Levent mi? Yok canım ben yani Levent'e ne demiş olabilirim ki? Senin dosyalarına bakacakmış. Bir de ben bakayım dedi. Aylin boyum gerçekten fazla uzadı ve tadı çok kaçtı. Bak ben Levent'e bir şeyler söylerim inandırırım onu. Ama eğer bu işin ucu başka yere gidecek olursa benim başım büyük belaya girer. Sen şimdi iyileştim diyorsun. Şşş, sessiz ol. Bir şeyim kalmadı diyorsun konuyu kapatıyorsun. Yapamam. Maalesef şu an olmaz Ece. Çünkü ben tam Murat'la aramı düzelttirmeyken bunu yapamam. Sen başka bir şey bul. Beni ilgilendirmez. Bitecek bu hastalık oyunu. Bak sağlıklı olduğun halde Murat'a hasta olduğunu söyledim. Bak mesleğimi kaybederim Aylin. Anlıyor musun? Bu senin ilişkinden daha önemli bir şey. Ya öyle mi? Bu da beni hiç ilgilendirmez Ece biliyor musun? O yola beraber girdik. Şimdi gidip rapor mu yazıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya çünkü bu oyun bir süre daha devam edecek. Aylin bu ne? Murat bu ne ben bilmiyorum yani böyle görüntüler yok. Bunlar gerçek değil. Montaj bunlar. Sen yaptın değil mi? Yavaş. Gene bana burada suikast kuruyorsunuz değil mi? Montaj falan değil. Ben çektim. Beni iyice bakıcı yerine koyunca görmezden geldim. O yüzden de çekmek çok zor olmadı. Abi, yani ben gerçekten bu şekilde öğrendiği için çok üzgünüm ama... yani Aylin gene bir yalan uydurur, bu işin de içinden çıkar diye böyle düşündük Medine'yle. Ya hayatımı mahvettin, ya hayatımı mahvettin. Sen yaptın biliyorum. Niye böyle bir şey yapıyorsun bana? Nasıl sen benim hayatımı mahvettin? Etmediğin kötülük, söylemediğin iftira kalmadı ya. Ama artık herkes gerçek yüzünü gördü. Senin yüzünden başıma geliyor her şey. Kumpas kurmaya çalışıyor. Aylin yeter. Kumpas kuruyor. Yeter. Bir de utanmadan onu mu suçluyorsun? Seni hayatını mahveden Medine değil. Her şeyin sebebi sensin. Sana verilen bütün şansları kötüye kullandın. Şimdi defol. Bir daha da asla karşıma çıkma. Aylin defol. İyi misin? Levent. Bak Aylin beni de kandırdı. Şantaj yaptı. Yoksa ben yapar mıyım öyle bir şey? Yeter. Hastane yönetimiyle konuştum. Her şeyi anlattım. Hakkında soruştum başım. Kalanını onlara anlatırsın. Levent beni bir dinlersen ben... Dinlersem ne olacak? Yalanlarına inandıracak mısın yine beni? Konuşacak bir şey kalmadı. Eşyaların evimden alındı, arabana yerleştirildi. Hoşça kal.
Ben o kadar çete çökerttim. Böyle operasyon görmedim. Sen psikopatsın karıcığım. Biliyorsun değil mi? Estağfurullah. Benden bu kadar sıkıldıysan bir daha birlikte çıkmayız Medine. Olur mu öyle şey? Ben bir ömür senden sıkılmam. Hayriye'ye aklım takıldı. Yani Yavuz'u görmeye gidecekti de ondan baktım telefona. O mesele. Ama artık bakmayacağım. O bana yazar zaten. Dönünce konuşuruz onunla. Tamam. Burası gerçekten ne güzelmiş ya. Böyle cıvıl cıvıl insanlar. Evet. Oh. Ay şunlara bak. Rengarenk, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay şunları görünce insanın içi açılıyor vallahi. Çok güzeller ha. Alabilir miyiz onları? Tabii. Yok ben ondan demedim yani aldı demedim. Sen yanlış anladın Murat, hiç gerek yok. Medine, pahalı bir hediye almamı kabul etmiyorsun. Bari bu kadarına izin ver. Pakete gerek yok. Tamam, buyurun. Teşekkür ederim. Gerçekten gerek yoktu. Ne demek? Üstü kalsın. Yani bu bugüne kadar aldığım en güzel hediye biliyor musun? Takalım mı? Olur. Bakalım becerebilecek miyim? Şöyle bıraksam olur mu? Tabii alayım. Yakıştı mı? Çok yakıştı. Hadi gel. Bu arada hani az önce şey diyordun ya, bir ömür boyu sıkılmam senden diye. Hı hı. Benim iki ömrüm olsa ikisinde de senden sıkılmam Medine. Ama bu sefer ağırdan alalım istiyorum. Birbirimizi tanıyalım, zaman geçirelim, anılarımız, hikayelerimiz olsun birlikte. Mesela senin en sevdiğin renk ne onu bile bilmiyorum daha doğru düzgün. Ya da benim en sevdiğim film ne bilmiyorsun. Baksana ilk kez sana bir hediye aldım. Bunları doya doya yaşayalım istiyorum bu sefer. Tamam. Yani belki Arda'dan almakta fayda vardır. Benimle aynı fikirde olmana çok sevindim. Murat, ben gideyim artık. Tekrar çok teşekkürler hediye için de. Ne demek Medine, rica ederim. Çok yakıştı sana da. Ama Nil'i görmeye gelmeyecek misin? Yani sonra gelirim, şimdi ablam bekliyordur. Evde birkaç parça eşyam kalmış da. Onları almaya gelmiştim. Tamam o zaman Medine. Görüşürüz. Şey, Murat. Bana bak. Bana bak diyorum. Baksana. Kazandığını zannediyorsun değil mi? Hiç vakit kaybetmemişsin. Başından beri istediğin buydu senin. Üstüne püslenmeye de başlamışsın. Ne oldu o fakir ama gururlu masum kız ayaklarına? Bana bak Aylin Hanım. Eğer bir suçlu arıyorsan git aynaya bak. Beni suçlamayı bırak artık. Bitti sanıyorsun değil mi? Kurtuldun benden sanıyorsun. Ama bitmedi. Kurtulamadın.
Bu olanların hesabını tek tek soracağım senden. Elinden geleni ardına koyma. Korkmuyorum artık senden. Görüşeceğiz Medine. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.